Şimdi kimlere sahneye kesecek? Bunları konuşmak istiyoruz. Bütün müşterilerinize ve tedarikçilerinize karşı taraf e-irsaliyeye geçmiş olsun veya olmasın e-irsaliye kesilmek zorunda. Eğer karşı taraf e-irsaliyede ise elektronik şekilde bilgi gidiyor. Tam ve kısmi veya kısmi reddetme şansı elektronik yollardan olabiliyor. Burada karşı taraf dediğimiz gibi karşı taraf e-irsaliyeye geçse de geçmese de siz e-irsaliye düzenlemek zorundasınız. Eğer karşı taraf gönderdiğiniz tarafta e-irsaliyeye geçmişse karşı tarafın elektronik ortamda malzeme çıktığı anda kendisine gelen malı görme şansı var ve daha çıkar çıkmazdan itibaren gelinceye kadar bunu tam veya kısmi reddetme şansı var elektronik yollarda. Ve bu durumda taşıyıcıya da belge verilmesini biz tavsiye ediyoruz. A4 kağıda e-irsaliyeyi bir printer'dan çıktı olarak vermenizde yarar var. Uygun sayıda kopya. Bazen karşı taraf da tutmak istiyor veya taşıyıcılar birden fazla, birazdan konuşacağız, olabiliyor. Birden fazla kopya gerekebiliyor. O sayıda kopyanın kağıt çıktısını A4 kağıda bir laser printer'dan alıp vermekte yarar olduğunu düşünüyoruz ama tekrar söylüyorum karşı taraf elektronik irsaliyeye geçmişse kendi sistemlerinde bunu neredeyse anlık olarak siz malzemeyi depodan ya da fabrikadan çıkar çıkmaz ya da mağazadan çıkar çıkmaz karşı taraf görebiliyor ve bunu reddetme veya kabul etme şansına sahip oluyor. Bunların senaryolarını birazdan örneklerle anlatmaya çalışacağız. Eğer karşı taraf e-irsaliyede değilse bunu elektronik ortamda göremiyor. Siz yine e-irsaliye düzenliyorsunuz. Yine e-irsaliye oluşturuyorsunuz. Bu durumda e-irsaliyenin kağıt çıktısını A4'e yine basıp taşıyıcıya verilmeli. Yine PDF kopyasını da bizim önerimiz e-posta olarak karşı tarafa iletilmesi şeklinde. Yani bu PDF dosyasını elektronik ortamda e-posta olarak karşı tarafa iletilmesi bir zorunluluk değil. Geçmişte nasıl bir kağıda basıp e-irsaliyeyi veriyorduysak ancak eline geçtiğinde onu görüyorsa biz de eğer ilişkilerimiz iyiyse onun bir kopyasını önceden mal çıkar çıkmaz elektronik ortamda veriyorsak bu da onun gibi bir şey. Bizim tavsiyemiz yapılması. Çünkü bu e-irsaliyede böyle bir alışkanlık olursa karşı tarafın geçmesi durumunda çok daha kolaylık olur. Ayrıca bazı yanlışlıklar da çok daha kolaylıkla önceden tespit edilmiş olur. Mal oraya gitmeden tespit edilmiş olur. Dolayısıyla PDF çıktısını da elektronik ortamda göndermenin yararını size tavsiye ediyoruz, belirtiyoruz. Ama kesinlikle kağıt çıktısını A4 kağıda basıp taşıyıcıya vermeniz yeterli. O elektronik irsaliyenin A4 çıktısı normal bizim eskiden kullandığımız ya da şu bugün kullandığımız A4 matbu irsaliyenin yerine tam olarak geçebiliyor. Yani matbu kağıt irsaliye artık matbaadan tasdikli matbaalardan normal kağıt irsaliye, matbu irsaliye bastırmanıza gerek yok. E-irsaliyeyi verebiliyorsunuz. Eğer e-fatura kullanıyorsanız, yani irsaliyeli, eski tabirle irsaliyeli fatura kullanıyorsanız, burada e-irsaliye hazırlamanıza gerek yok. Her iki durumda da, yani karşı taraf e-irsaliyeyi de geçmiş olsa, geçmemiş olsa da eğer e-fatura yani irsaliyeli fatura kullanıyorsanız, yani irsaliye ile beraber faturayı da oluşturuyorsanız e-faturanızı veya e-arşiv faturanızı e-irsaliye yerine kullanmanız mümkün. O da e-irsaliye yerine geçiyor olacak. Çünkü orada da gibi gidiyor, aynı yollarla gidiyor, aynı şekilde gibi takibinde. Orada da bütün aradaki kanuni yasal kuruluşlar bunu takip edebiliyor, etmesi gerekenler. Dolayısıyla özetlersem
E-Risale'ye geçenler anında görüyor. Geçmeyenler bunu kağıtta görüyor. Siz eğer PDF kopyasını göndermezseniz. Burada eğer karşı taraf E-Risale'ye geçmemişse karşı tarafın elektronik ortamda reddetme şansı olmadığı için bunun ancak iade irsaliyesiyle size geri gönderme şansı var. Diğerinde kısmi olarak veya tam olarak reddedip elektronik yollardan size geri gelebilir. Yani malın orijinali de gelebilir. Tekrar kağıt veya e-irsaliye oluşturulması da gerekmeyebilir. Ama eğer karşı taraf e-irsaliyede değilse sizin malınızı geri göndermek için e-irsaliyeyi kullanamayacağı için e-irsaliyesi uygulamasını kullanamayacağı için şu anki gibi uygulamadaki gibi iade irsaliyesi düzenlemesi gerekiyor. E-irsaliyede e-faturadaki gibi veya e-arşivdeki gibi iptal durumu söz konusu değil. Yani siz belirli bir süre içinde e-irsaliyeyi kesilmiş e-irsaliyeyi oluşturulmuş e-irsaliyeyi iptal edemiyorsunuz. Silemiyorsunuz. Bunun ancak karşı taraftan elektronik irsaliyeye geçmiş bir firma tarafından tam red veya kısmi red olarak geri dönüşü gerekiyor veya geçmemişse de iade irsaliyesiyle size ulaştırılması gerekiyor. Burada şurayı bir okursak. Bazı durumlarda karşı tarafın kim olacağını bilmiyor olabilirsiniz. Bu durumda vergi kimlik numarasını bilmediğiniz için muhtelif müşteriler diye bir cari açıp bunun vergi kimlik numarasına 10 tane 5. Bu GİP tarafından mevzuatta bildirilmiş bir şey ve ad soyad bölümüne de muhtelif müşteriler yazılmak suretiyle irsaliye düzenlenmesi gerekiyor. İhracat irsaliyelerinde ise e-fatura ve e-arşiv faturanın bunların hepsi e-faturada yani bütün mükelleflerin e-faturada olduğu için ihracat irsaliyelerinde e-ihracat faturanın bir kağıt çıktısı düzenlenerek sevkiyat işlemi e-irsaliye kısmı belgelendirilebilir. Sorularınız geliyor arkadaşlar, bir kısmını tahmin ediyorum. Onları hepsini dediğim gibi arada cevaplamaya çalışacağım veya sonda.